Evet, Fatih Erbakan şu anda Ankara stüdyomuzda. Merak etmiş, soruyor. Sayın Erbakan bu parayı nereden bulacakmış diyor. Bizim akademisyenlerle, uzmanlarla yaptığımız çalışmalarda şimdiye kadar bir özet olarak 8-10 tane kaynağımız var. Bir tanesi Birleşik Barajlar Sistemi. Doğu Anadolu'da yağışlar, kar yağışı, yağmur daha fazla oluyor. Her sene Doğu Anadolu'daki barajlar kapasitesinin üzerine çıktığı için kapaklar açılıyor. 10 milyar metreküpe yakın su toprağa boşaltılıp israf ediliyor. Biz ne yapacağız? Bu Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'daki kapasitesi artan, taşan barajların taşmasını engelleyip o suyu İç Anadolu'daki yağışın az olduğu, kurak olduğu bölgelerdeki barajlara taşıyacağız. Nasıl taşıyacaksınız? Doğu Anadolu yüksek topografik olarak, İç Anadolu daha alçakta, deniz seviyesine daha yakın. Tamamen yeryüzünün cazibesiyle doğal bir akışla bu su buraya taşınacak. Yılda yaklaşık 10 milyar metreküp su tasarruf edilecek. Metreküpü 1 dolardan 10 milyar dolar kaynak demektir bu. Halihazırda toprağa akıtılıyor ve israf ediliyor. Gene İç Anadolu'da bu suyun geldiği yerlere türbinler konulacak. Bu suyun akışından elektrik enerjisi üretilecek. Diğer bir önemli proje güneş enerjisinin geliştirilmesi. Türkiye'nin toplam güneş enerjisi potansiyeli 380 bin megawatt. Biz bunun şu anda binde birini bile kullanmıyoruz. Bu 380 bin megawattın %10'unu, %20'sini bile kullansak biz elektrik enerjisi ihraç eden ülke konumuna gelebiliriz. Güneşi Cenab-ı Allah bize bir bedava nimet olarak vermiş. Sadece birkaç milyar dolarlık yatırımla her sene muazzam paralar elde edilmesi, kaynaklar elde edilmesi mümkün. Bu yapılınca elektrik üreteceğim diye doğalgaz ve petrol ithalatına da gerek kalmayacak. Bizim enerji ithalatına geçen sene harcadığımız para 37 milyar dolar. Güneş enerjisinde gelişmemizle birlikte bu 37 milyar doların yarısını kurtarsanız senede neredeyse 20 milyar dolarlık bir kaynak yapar. Diğer önemli kaynak sistemi havuz sistemidir. Havuz sisteminin kurulmasıyla devletin Türkiye'deki bankalara, rantiyecilere gereksiz yere faiz ödemesinin önüne geçilecek. Bu 54. hükümette uygulandı. Bu da gene her sene milyarlarca dolarlık tasarruf demektir. Denk bütçe yapacağız diye biraz önce söyledim. Denk bütçe demek dış borç almayacaksınız. Dış borç almayınca yeni faiz ödemeyeceksiniz. Devletin faiz giderinin azalması demektir. Devlet her sene 25 milyar dolar faiz ödüyor. Buradan tasarruf edilecek milyarlarca dolarlık kaynak sağlanmış olacak. Kamudaki israfın önlenmesi tasarruf tedbirleriyle belki de yılda 5 milyar dolarlık bir imkan sağlanması mümkündür. Bir diğer önemli husus, kompost tesislerinin her il için mecbur hale getirilmesi. Ne demek bu? Atık suların geri dönüşüme tabi tutulup yeniden değerlendirilmesi. Yılda 3 milyar metreküpün üzerinde kanalizasyon ve atık suyu biz derelere, göllere döküyoruz. 3 milyar metreküpü kurtarıp tarımsal sulamada kullanmanız mümkün. Ayrıştırılan posaların, atıkların gübre olarak kullanılması mümkün. Bu gübreyi kullandığınız zaman da yurt dışından milyarlarca dolara fosfat gübresi ithal etmekten kurtulacaksınız. Aynı zamanda çevre kirliliğini de engellemiş olacaksınız. Diğer bir son maddemiz de perlit. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yüzeye çok yakın yerde aklınızın alamayacağı kadar volkanik camlar var. Bu volkanik camların çok düşük maliyetle, yüksek ısıda ısıtılmasıyla perlit adı verilen bir izolasyon malzemesi elde ediliyor. Bu izolasyon malzemesiyle enerji tasarrufu sağlanmış olacak bütün Türkiye sattığında. Aynı zamanda da yurt dışından milyarlarca dolara ithal edilen ithal izolasyon malzemelerine paramız gitmekten kurtulacak. Biz şu ana kadar kısa bir sürede yaptığımız çalışmalarla ortaya koyduğumuz bu kaynak paketleri, bunları daha da geliştireceğiz. Ve yılda dediğimiz gibi 100 milyar dolar kaynağı millete yük yüklemeden, zam yapmadan, ilave vergi koymadan, borç almadan inşallah bulacağız. Ve bu 100 milyar dolarlık kaynakla da biraz evvel söylediğimiz milletimizin hizmetini göreceğiz, yaşam standartlarını yükselteceğiz. Fatih Bey, çok teşekkür ederiz. Ben programımızda size de yer açmak istedim. Çünkü pek çok ismi defalarca görüyoruz programlarda. Üst üste röportajları yayınlanıyor. Ama demokrasinin gereği pek çok parti sesini duyuramıyor. Bu kısıtlı sürede en azından size bazı sorularda yer açtım programımızda. Çok çok teşekkür ederim yanımıza katıldığınız için. Peki, ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sevgili seyirciler, 5'ine birkaç çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından programımıza devam edeceğiz.